Ekranı açabilir miyiz? Lütfen şurayı açabilir miyiz? Tamam, buyurun buyurun. Başkanım buyurun. Çünkü bu projenin olup olmayacağı, hani söylüyorlar ya, bunlar iş yapmıyor, beceriksiz, yapamazlar. Ama bu projenin olması, gerçekleşmesi ve bitmesi, hem de öz kaynaklarla yapılması ne kadar önemli bir şey. Ne kadar güzel bir şey. İşte İzmirli'ye yakışan buydu. O aydınlık yüzün Türkiye'ye yansımasıydı. Onun bir ifadesiydi. Bugün hep birlikte sevgili Aziz Başkan'ın arkasındayız. Ve birlikte bu güzel açılışı yapıyoruz. Ne mutlu İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne. Ne mutlu çalışanlarımıza. Gece gündüzüne hiçbir şekilde teşekkür ediyorum. Diliyorum bu tip yatırımlarımız çoğalacak. Yarın tramvayımızla bir güzeli yaşayacağız. Bir öbürsü gün belki güzel bir opera kongre merkezine kavuşacağız. Biraz daha ileri gittiğimizde Karşıyaka stadımızı yakalayacağız. Ama her şeyden önce bir de üniversitemizi taşlandırdığımızda Karşıyaka geleceğin yıldız kentlerinden bir tanesi olacak. Ben İzmir'e yakışan, İzmir'in ışıldayan yüzü Karşıyaka'ya bu hizmetleri verdikleri için huzurunuzda hepiniz adına, bütün Karşıyakalar adına saygılarımı sunuyorum. Teşekkürlerimi bir kez daha iletmek istiyorum. Bu proje bu açıdan da çok önemli. Şu anda bulunduğumuz alan 2 kilometre. Burası Karşıyaka Tüneli. Bir de biliyorsunuz Şirinyer'de Menderes Caddesi'nde bir tünel yaptık. Buranın temelini attıktan 1,5 sene sonra Şirinyer'e başladık. Şirinyer'i 1,5 senede bitirdik. Burayı 1,5 sene bekledik arkadaşlar. Karşıyaka tüneli bitti. Proje hemen hemen bitti. Yani at başı gitti. Burada birçok suyla, balçıkla, birçok problemle uğraştık. Biz uğraştık. Hat boyunda yaşayan insanlarımız da çile çekti. 4,5 sene düzenlemesiyle beraber bir buradaki yaşamı olumsuz etkiledik. Ama sağ olsun hemşerilerimiz bugün Hatay Caddesi'nde olduğu gibi sabırla, bize inanarak mutlaka başarılacak, yapılacak. Bu tür büyük projelerde tarihler değişebiliyor, zemin değişebiliyor diye bize inanıyorlar, güveniyorlar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu arazinin altı, bu arazinin üstü Devlet Demiryolları'nın. Bütün Menderes'ten Ala'ya kadar. Tünel yaptık. Tünel 85 milyona çıktı yaklaşık. Buranın düzenlenmesi de 3,5-3 küsur milyona çıktı. Bu 2 kilometrelik 60 bin metrekare Karşıyaka'nın ortasındaki gezinti alanı deyin, sosyal mekan deyin, park deyin, adına ne derseniz deyin, en az işte 90 milyon civarında bir paraya mal olmuş bir alandır. Altından tabii tren geçiyor. Ben bu alanın hayırlı olmasını diliyorum. Buradan bu yaptığımızı gören hemşerilerimizin yanında Hatay'daki hemşerilerimize de seslenmek istiyorum. Bölüm bölüm önce yolun üstünü açacağız İnönü Caddesi'nin. Sonra istasyonları açacağız. Aynı düzenlemeleri orada da gerçekleştireceğiz. Hatay bölgesindeki hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Kendilerinden her zaman istediğim gibi yine sabır istiyorum. İyi niyetle, samimiyetle çalıştığımı ifade etmek istiyorum. Şu anda Ala Menderes projesinin açılışı için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ile birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde Mart ayı içerisinde eğer bir anormallik olmazsa büyük bir devlet töreniyle bu büyük projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Şimdi ben bu üst bölümün, bu gezinti alanının Karşıyaka'nın sosyal yaşantısına,
Karşıyaka'lı gençlerimizin, her yaştan insanlarımızın yürüyüş yapması, spor yapması, buluşması, sohbet etmesi, çeşitli etkinliklere katılması anlamında güle güle kullanmalarını, sağlıkla, esenlikle kullanmalarını diliyorum. Karşıyaka'mıza ve İzmir'imize hayırlı olsun diyorum. Emeğe geçen bütün arkadaşlara sonsuz teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.